Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Web 3 ile e-ticaret ve kişiselleştirmeyi yeniden şekillendirmeyi konuşacağız. Konuğum da şu anda karşımda, uzun zamandır bu konulara kafa yoruyor. Kendisi de benim gibi Almanya'da. Anıl Altaş Brook şu anda karşımda. Anıl merhaba, selamlar, hoş geldin. Merhaba, selamlar herkese Frankfurt'tan. Nasılsın, iyi misin? Ya iyiyim. Hava biraz güneşli, bugün daha iyiyim. Havanın güneşli olmasını çok ender gördüğümüz için direkt bunu söylüyoruz değil mi biz Almanya'da? Ne yapalım? Yani ben bir İzmir kızıyım, yani İzmir'de doğdum büyüdüm, o yüzden yani güneş şey enerji kaynaklarımdan aslında, herkes gibi. Evet evet. Hayat yani, kaynağı. Yani ben de özellikle mesela Türkiye'de yabancıları gördüğüm zaman hemen böyle güneş çıktığında direkt güneşin altında güneşlenmeye başladıklarını gördüğümde şaşırıyordum. Neden hemen bu şekilde yapıyorlar diye. Çok normal çünkü güneş çok az. En ufak güneşi gördüğümüz zaman hemen kendimizi dışarı atma isteği oluyor. O yüzden sen de bunu söylediğin için teşekkür ederim gerçekten. Peki girişte biraz seni tanıyalım. Neler yapıyorsun? Son zamanlarda neler yapıyorsun? Yakın zamanda önemli bir konferansa gittin. Çok aktif olduğunu görüyorum. Gerek LinkedIn'de gerek sosyal medyada. İnanılmaz bir enerjin var. Belki son dönemde neler yaptıklarından bahsedersin. Ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Öyle görüntüne sevindim. Çünkü yani yetemediğimi düşündüğüm bir dönemden geçiyorum şu anda aslında. Şöyle ki yaklaşık 8-9 senedir aslında Frankfurt'tayım, Almanya'da. Ondan öncesinde Türkiye'deydim ve Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü mezunuyum. Daha sonrasında Londra'da finansal, matematik ve IT teknolojileri üzerine bir yüksek lisansım var. Ve kısa süren bir bankacılık deneyimi sonrası da genel olarak hem dijital pazarlamanın ve ondan sonrasında da aslında tek startuplarının, teknoloji şirketlerinin, teknoloji girişimlerinde çalışan biri olarak çok uzun süre. Bunların içerisinde daha çok aslında elektronik ticareti sayabiliriz. E-ticaret. İşte kullanıcı deneyimi, onun dışında iş geliştirme, dijital pazarlamanın ve online ve offline pazarlamanın aslında o funnel'ın neredeyse hemen hemen hepsi, bütün bölümlerini sayabiliriz geleneksel pazarlama tadında. Ve yani çalışılan şirketler açısından hani Türkiye'de hepsi burada konudan, işte Çibo Türkiye'nin e-ticaret sitesinin kurulumuna, onun dışında birçok farklı dijital pazarlama affiliate network tarafında aslında çalıştığım işte Zanox gibi, Avon gibi şirketlere kadar böyle farklı yolculuklar var. Almanya'ya geldikten sonra da ben zaten Alman şirketlerinde çalışıyordum. Fakat tamamen bir tesadüf, eşimle tanıştım ve hani evlenip buraya taşındım. Ondan sonra da oğlumu da kucağıma almamla beraber daha çok danışmanlık tarafında aslında hizmet vermeye başladım global startuplara. Bunun içerisinde yani content geliştirme de var baktığınız zaman. Kullanıcı deneyimi de var, iş geliştirme de var, dijital pazarlama da var. Yani aslında bir startup içerisinde var olan hemen hemen, yani proje yönetimi de var. Bütün kanalları yazılım dışında yaptığımı söyleyebilirim. Ve bu noktada da global deneyim kazandım yani. Çünkü yani herhalde 5 kıtadan farklı projelerde çalışma şansına sahip oldum. Ama onun dışında özellikle son dönemde, son 4 senedir benim ortağımda olan kardeşim Belçika'da, Brüksel'de. Onun zaten bir reklam ajansı vardı. Onun ve bütçe dönüşümü ve aslında bir ve büç ajansı olma yolunda ki serüvenimiz başladı. Ve bu noktada farklı NFT projeleri yaptık. Birlikte yani birçok ilginç aslında augmented reality gaming'e varan işlerde çalıştık ve projelerde yer aldık. 6 kıtadan yani herhalde 500'ün üzerinde dijital sanatçıyla hem sergiler planladık, kürasyonlar yaptık. Yani belki de ismini hatırlayamayacağım birçok aslında global event'te, konferansta, summit'te yer alma şansına sahip olduk böylece. Ve bunların içerisinde yani benim de farklı projeleri de yer aldı. Çünkü kafayı bu kadar teknoloji sektöründe çalışınca işte dijital teknolojinin aslında önemli katmanlarından biri olan işte wellness teknolojiyi, ondan sonra biraz digital mindfulness gibi konularda takmış biri olarak. Bununla ilgili benim de dijital sanat ve NFT alanında projeler geliştirme şansı oldu. Ve yani bu projelerle bir sürü ülke gezdim. İşte ve birçok aslında blockchain üzerine yapılan konferanslar ve summitlerde de yer alma şansına da sahip oldum. Ve aynı zamanda da bir yani dijital persona tarafında da aslında dijital sanat alanında böyle kendi içimde keşfetmiş oldum. Nasıl yapıyoruz aslında? Yani veri hikayesiyle insan hikayesini birleştirmeyi seviyorum.
öyle diyeyim sana. En önemlisi bu ve böyle insan ruhuna dokunan, bağlanan bir takım işler yapmakla ilgileniyorum. Yani yaptığım her işte, her düsturda, sadece kreatif projelerde değil, çalıştığım şirketler ve birlikte işbirliği yaptığım bütün insanlarda aslında bunu arıyorum ve bunun izini sürüyorum diyebilirim. Anladım. Peki yani Web3 ile e-ticaret arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsun? Çünkü e-ticaretle de uğraştığını söyledin az önce. Web3 tabii odağında uzun zamandır. Web3 ile ilgili de girişimin var. Belki ondan da bahsedersin biraz daha. Bu ilişkiyi nasıl görüyorsun? Web3 sıfırın e-ticarette nasıl bir inovasyon getireceğini düşünüyorsun? Belki bununla başlayabiliriz. Yani tabii Web3 özellikle yapay zekanın hayatımıza girmesiyle çok daha hızlandırdı birçok işi ve internetin Web2'den sonraki evrim geçiren bir aşaması. Ne yapıyor? Genel olarak kullanıcılara, tüketicilere de diyelim, daha fazla güç ve kontrol sağlamayı amaçlıyor. Bu evrimi işte semantik web, yapay zeka, blok zinciri gibi teknolojilerin etkileşimiyle gerçekleştiriyor. Ve e-ticaret alanında da geçen hafta ben Berlin'de, e-commerce Berlin Expo'daydım. Yaklaşık 10 bin kişilik çok büyük bir katılım vardı. Yani bir gün için aslında büyük bir eventti. Pandemiden sonra çok daha büyümüş. Ben de etkinliğin aslında elçilerinden bir tanesiydim. Gelecek sene itibariyle gitmek isteyenlere tavsiye edebilirim. Şöyle bir bakarak olsunlar e-commerce Berlin'e. Özellikle e-ticaret alanında çalışan ve global tarafta da iş yapmak isteyen. Eminim ki Türkiye'den birçok hem yatırımcı hem de girişimci vardır diye tahmin ediyorum. E-ticaret ekosisteminin zaten ticareti birebir etkileyen bir olgu. Sadece Web3 değil yani Web3 ile birlikte gelişen tabii ki blockchain teknolojileri. Daha akıllı algoritmalar görüyoruz artık hayatımızda. İşte yapay zeka entegrasyonu tabii ki kullanıcı davranışlarını daha iyi anlama ve kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor. Ve bu da yani e-ticaret platformlarının müşteri deneyimini hem iyileştiriyor hem de tabii ki özelinde satışları arttırıyor diyebiliriz. Güvenilirlik ve şeffaflık çok önemli bir konu blok zinciri teknolojisinde. Zaten onun ortaya koyduğu ve misyonlarından, vizyonlarından bir tanesi de bu için. İşlemlerin de bu şekilde şeffaf bir şekilde izlenmesi ve güvenilir bir şekilde kaydedilmesi, yani müşterilerin, ürünlerin tedarik zinciri ve kalite kontrolü konusunda da daha fazla güven sağlamasını, güven duymasını sağlıyor açıkçası. Token ekonomisi baktığımız zaman müşterilere tokenlar aracılığıyla ödüller ve indirimler sunuyor. Bu ne yapıyor? Müşteri sadakatini arttırıyor, kullanıcıları platforma daha çok bağlı tutabiliyor. Sadece e-ticaret tarafında değil yani Starbucks gibi servis sunan aslında hizmetleri olan firmalar, markalar bile bunu çok güzel kullanıyorlar ve kullanmaya da devam ediyorlar. Ama Türkiye'den de mesela örnekler var. Özellikle bu tarafta Uplace, Epi sayabilirim. Onlar da şu anda Katar'dılar. Yani bu programı çektiğimiz anda şu anda Web Summit var. Ve orada aslında girişimlerini anlatıyorlar. Ve 2,5 ile 3'ü birleştiren ve bu hem tokenization'ı hem loyalty'yi hem de aslında dünyanın neresinde olursan ol, senin için bir servis, hizmet için, bir Starbucks gibi aslında güvenilir şekilde gidebileceğin ve yani kafana uygun insanlarla tanışabileceğin böyle güzel ve özel bir proje. Onun dışında şeyi sayabilirim aslında, ürün ve içerik izlemede ürünlerin ve içeriğin daha iyi anlaşılmasını sağlayabiliyor Web3. Bu da e-ticaret platform kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha iyi odaklanmasını, işte hedefiyle içerik sunmasına yardımcı olabiliyor. Burada Web3 pazarlama tekniklerini de sayabiliriz. Ve onun dışında dijital varlık yönetimi, yani dijital koleksiyonlar, sanat eserleri takibini ve yönetimini kolaylaştırabiliyor. E-ticaret platformları müşterilere dijital varlıkları işte satın almak ve yönetmek için bu anlamda da tabii ki daha fazla imkan sunuyor. Ama bütün bu inovasyonlar kullanıcı odaklı ve yenilikçi bir ortam oluşturuyor fakat tabii ki zaman alıyor. Hem kullanıcıların hem de bu işlemleri aşamalı bir şekilde gerçekleştirecek olan şirketlerin bu sürece ne diyeyim yani adaptasyonu gerçekten zaman alıyor bu noktada. Daha gidecek yolumuz var. Evet yani şaşırarak dinledim ne çok şey varmış ne çok inovasyon varmış araya da girmedim bilerek gerçekten inanılmaz yerlere gidiyor e-ticaret web 3.0 farklı farklı şeyler görüyoruz ki yapay zekanın geçtiğimiz yıldan bu yana çok fazla yükseldiğini biliyoruz makine öğrenimi keza öyle blockchain öyle uzun zamandır konuşuyoruz bu yeni teknolojilerin e-ticaretteki rolü hakkında ne düşünüyorsun ve tabii NFT'ler var onunla da çok yakından ilgilendiğini biliyorum her ne kadar son 2 yılda
biz böyle çok fazla konuşmasak da ya da en azından dışarıdan etkisinin azaldığı görülse de belki e-ticaret dünyasında da kullanılıyor ve kullanılacak ya da nasıl kullanılacak? Bunlar hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum açıkçası. Ya aslında kullanılmaya başladı. NFT özelinde başlarsak yani böyle herkes bir NFT deyince ay artık devri kapandı falan gibi düşünüyor ama yani geçen haftaki konferansta da yani Berlin'de SAP'nin inovasyon müdürlerinden bir tanesi tamamen NFT'ye dayalı ve yani SAP, NFT ve diğer çalıştıkları şirketlerle bağlantılı neler yaptıklarını, dijital sanat tarafında da aslında neler yaptıklarını ve neler yapılabileceğini anlattı. Ve şu ana kadar gördüğüm aslında SAP'nin en inovasyon ve en eğlenceli sunumlarından bir tanesiydi diyebilirim genelde. Genelde yani teknoloji anlatan insanlar biraz daha sıkıcı slaytlarla anlatıyorlar. Şöyle ki baktığın zaman aradaki boşlukları tamamlıyor aslında. Hem NFT hem de Web3 ve blok zinciri. Kullanıcı, tüketici ve firmalar arasındaki. Yapay zekada buna nasıl hizmet ediyor? Biraz müşteri deneyiminin iyileştirmesinden bahsettik ama işte chatbotlar, ondan sonra tedarik zinciri optimizasyonu, özellikle e-ticaretin aslında ana damarı. Ve bu tedarik zincirini daha etkili yönetmek için verileri analiz etmek, talep tahminlerini iyileştirmek bunlar çok önemli. Ali Baba'nın sunumunda da geçen hafta gördüğüm kadarıyla onlar da aslında bunlara çok kafa yoruyorlar tabii ki. Büyük devler, dünya devleri ve aslında yapılan şey daha hızlanmak ve bu hız içerisinde doğru şekilde kişiselleştirmeyi sağlamak. Makine öğrenimi de aynı şekilde yani öneri sistemleri kullanılıyor. Hesap güvenliği, işte alışveriş yapanların hesap güvenliğini sağlamak için alışkanlıklarını analiz ediyorlar. İşte potansiyel tehditleri belirliyorlar. Blockchain için de aynı şey geçerli. Blockchain zinciri aslında son tüketici ve üretici arasındaki aracıları ortadan kaldırdığı için daha şeffaf, daha transparent bir hem ödeme sistemleri hem de güvenlik ağı sunduğu için tabii ki küçük ve orta ölçekli şirketlere de bu anlamda alan açıyor. Baktığımız zaman Web 2 küçük ve orta ölçekli şirketlerin daha görünür olmasını sağladı. Sosyal medya ile birlikte, kullanıcı deneyimlerinin ortaya çıkması, kullanıcı yorumlarıyla birlikte. Şimdi ise birebir daha kişiselleştirilmiş olarak hem ürüne ulaşma hem de ürünü satın alma aşamasında bunun daha şeffaf bir hale geldiğini göreceğiz Web 3'ler arasında, içerisinde. NFT'ler için de mesela sınırlı sayıda ürün satışı, dijital ürünler, bunu tekstil markaları zaten çok fazla kullanıyor günümüzde. Bizi dinleyenler Tommy Hilfiger'e bakabilirler. Çünkü özellikle de yani işte artık çocuklarımız bu native olarak bu dünyanın içine doğdukları için onların ya oynadıkları oyunlar ve hayatı oyun olarak algılamak, gamification, oyunlaştırma yöntemleri yani onlara sunulacak aslında tüketici deneyimlerinde, e-ticaret deneyimlerinde çok etkili olacak. Onun dışında dijital fashion, dijital moda tarafında da e-ticaretin, Web3'ün yapay zeka uygulamalarının çok hızlı bir şekilde kullanıldığını göreceğiz. Augmented reality, artırılmış gerçeklik ve virtual reality ile birleştirilerek aslında bu uygulamalar kullanılacak ve e-ticaretin en sıkıcı taraflarından bir tanesi bu iadelerle ilgili. Özellikle Almanya mesela iade konusunda yani tüketicinin %50 gibi bir iade oranı var aslında alınan ürünlerle ilgili. Benim eşim de bir Alman olduğu için yani bazen böyle hiç fark etmeden 5 tane ürün alıp ondan sonra şey yapıyor. Yani 3 tanesini geri gönderebiliyor. Bizim aslında alışkanlığımızda bu biraz daha az. Baktığında yani ülke olarak yani Türkiye tüketicisi olarak birazcık bahsediyorum. Almanya'da bu biraz daha alışılmış bir tüketici şeyi, habiti olarak söyleyebilirim. Ve bunları aslında minimuma indirecek. Yani aldığınız şeyi daha hızlı deneyip, kullanıp, görüp, kendi üzerinizde deneyimlemenizi sağlayacak inanılmaz sistemler ortaya çıkmış durumda. Ve tabii ki yapay zekada bunun tedarik zinciri tarafı ve retention tarafını daha hızlı düzenleyecek yapılarla sektöre ivme kazandıracak gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Ya verdiğin örnek çok doğru. Aynısını ben de gördüm. Çok fazla iadeler oluyor. Ama benim tespitim şu, iadeyi yapmak çok kolay burada. Yani Türkiye'de biraz daha zor iade yapmak bana göre. Çünkü burada işte teslimat noktaları var biliyorsun sen de. Herhangi bir benzinliğe gidip ya da herhangi bir çiçekçiye ya da bir kiosk'a gidip oraya bırakabiliyorsun. Ve kolayca ürününü iade edebiliyorsun. Ben bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ya da dediğin gibi tüketici alışkanlıklarından dolayı olabilir ama ilginçmiş bilmediğim bir şeydi. Biz demek ki tam nokta atışı yapıyoruz Türkiye'de
alacağımız şeyi iyi biliyoruz herhalde. Yani tabii çok daha dediğin gibi yani kullanıcı düşünülerek oluşturulmuş yapılar mevcut. Yani büyük şirketlerin tabii ki Almanya'ya yaptığı yatırımlar da var, Amazon gibi burada. Ve hala buradaki posta sistemi, birçok dokümanın dijital değil de aslında posta yoluyla gönderilmesi gibi yani kullanıcı alışkanlıkları var, değişik sistemler var. O yüzden çok alışkınlar yani. Postaya mektup atıyoruz biz hala burada. Yani Türkiye'de bunlar çok çok az kullanıcı deneyimi tarafında, hatta yok gibi baktığında. Bu da bence onu geliştiriyor ve farklılaştırıyor yani. Kullanıcı buna hala alışık ve yaptığı için yani o postaya sadece mektubu değil aynı zamanda paketi de götürebiliyor, atabiliyor, bırakabiliyor ve kolaylaştırılmış durumda. Çok fazla dile getirdik podcast içerisinde. Türkiye'deki gibi değil. Burada hala kağıt devam ediyor. Senin de dediğin gibi mektup her gün bir hafta içerisinde onlarca mektup alabiliyoruz bazen. Yani değişik tabii. Yani dijitalleşme konusunda çok sık söylüyorum belki ama yani biraz geride kalmış gibi gözüküyor Almanya. Ne olur bilmiyorum ileride. Peki şimdi AI ile yaptığın bir Digital Meditation Twin projesi var. Bunu biliyorum. İsmi de Kalmila veya Türkçe adıyla Sakine. Belki biraz bundan bahsedersin. Bu nasıl ortaya çıktı? Değişik çünkü bana çok değişik geldi. Yani teknolojinin nimetlerinden çok iyi yararlanmışsın ve yani geleceği burada olduğunu görüyoruz zaten. Ve sen böyle bir girişimi ortaya çıkartmışsın. Belki biraz bundan bahsedersin. Yani teşekkür ederim aslında sorduğun için. Bizim için yeni bir proje. Biz bir aslında yapay zeka sergisi üzerine çalışıyorduk ve bu Kalmila fikri de Türkçe adı Sakine. Evet, meditasyonu biraz dünya çapındaki bireyler için daha erişilebilir ve kişiselleştirilmiş hale getirme arzundan kaynaklandı. Yani geleneksel meditasyon uygulamaları tabii ki çok değerli. Herkesin ama yüz yüze seanslara katılacak veya bu uygulamalarla tutarlı bir şekilde meşgul olacak zamanı veya kaynakları yok. Benim de bu konularla ilgili aslında araştırmam biraz kendi deneyimlerimden de kaynaklanıyor yani. Balansı kaybettiğim yani hem dijital dünyada saatlerce ekran önünde çalıştım hem de yani gerçek dünyadan koptuğum ve biraz hani hem fiziksel hem zihinsel hem ruhsal anlamda dengemi kaybettiğim dönemlerde belli arayışlarımdan kaynaklanıyor ve yani bunu nasıl aslında kurgulayabilirim, kendim için aslında nasıl anlamlı hale getirebilirim ve o dengeyi nasıl sağlayabilirim ve her zaman da bu dengenin sağlanmasına da gerek yok aslında sürekli ama bunu yapacak teknikler nelerdir ve yine de hızlı anında böyle etkisi yüksek teknikler nelerdir? Bunların arayışındayken bayağı ülke gezdim yani ve kafa patlattım farklı teknikler üzerine. Kendimin aldığım eğitimler de var ve ondan sonrasında profesyonel tarafta da bu işi yönetmeye ve yapmaya da başladığım dönemlerde aslında benimle nefes al diye bir kitap yazdım. Ve ondan sonrasında o kitap aracılığıyla ben çocuklarla ve ailelerle çalışmaya başladım. Daha çok nefes, mindfulness, meditasyon konularıyla ilgili. Hayat bana bu tarafta content üretme ve hani bireysel ve kişisel meditasyonlar yazma konusunda da böyle bir itti. Özellikle Almanya'da bunun eğitimlerini alarak bunu hikayeleştirerek neler yapabilirimin peşine de düştüm. Ve farklı aslında global hem meditasyon hem nefes podcast aplikasyonlarıyla çalışma fırsatım oldu. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimde ve Webüç'le aslında gittiğimizde şeyle de Turbaslow ajansıyla beraber de bir Benimle Nefes Al, Breathe With Me NFT projesi ortaya çıkmıştı pandemi döneminde. Oldukça ses getiren ve biz o projeyle hem bayağı bir ülke gezdik hem farklı farklı buna eklemeler yaptık. Metaverse Meditation'ı ekledik. Ondan sonra bunun sahne performansını ekledik ve Kalmila projesi de onun bir son ayağı gibi düşünebilirsin aslında. Ve Kalmila aslında kullanıcının gün boyunca huzur ve netlik anları bulmasına yardımcı olacak tasarlanmış bir mikro yapay zeka meditasyon kılavuzu. Sakinleştirici görseller, rehberli meditasyon seansları, kişiselleştirilmiş böyle etkileşimlerin birleşimi sayesinde Kalmila ile biz aslında stresi azaltmayı, odaklanmayı geliştirmeyi, yani kişinin kendisiyle daha derin bir bağlantı kurmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Kullanıcılar biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduklarında Kalmila ile iletişime geçebiliyorlar. Fakat buradaki
temel fark aslında, yani en önemli farklarından biri Kaynı'nın daha dinamik ve duyarlı bir deneyim yaratmak için yapay zeka teknolojisini kullanıyor olması. Birçok meditasyon uygulaması önceden kaydedilmiş oturumlar veya temel rehberlik sunarken, yani Kaynı'na kullanıcı girişi ve tercihlerine göre gerçek zamanlı olarak uyum sağlayabiliyor ve farklı diller konuşabiliyor tabii ki, yani Türkçe dışında işte İngilizce, Almanca, Fransızca ve şu anda da Portekizce konuşuyor çünkü Lizbon yolcusu Kaynı'la. Close your eyes and find a comfortable position. Take a deep breath in, filling your lungs with fresh energy, and exhale slowly, letting go of any tension. With each breath, imagine a wave of calm washing over you, soothing your body and mind. Feel the warmth of relaxation spreading from your head to your toes. Allow yourself to be fully present in this moment, embracing a sense of peace and tranquility. As you continue to breathe deeply, let go of any worries or distractions and simply be. Take one final deep breath in, and as you exhale, gently open your eyes, feeling refreshed and renewed for this beautiful day. Peki yani şimdi teknoloji sektöründe farklı mentorluklar yaptığından bahsetmiştin. Sister Labs adında gönüllü bir projede mentor olarak çalıştığını biliyorum. Onun dışında farklı projelere destek olduğunu biliyorum. Neden mentorluk yapıyorsun? Belki biraz bundan bahsedebiliriz. Yani birçok işin var, yoğun bir şekilde çalışıyorsun, bir yandan da gönüllü bir şekilde mentorluk yapıyorsun. Başka işin gücün yok mu desem nasıl olur? Yani başka işim gücüm aslında bunu iş olarak görmüyorum. Hem alma verme dengesi hem de birlikte öğrenmek ve yeni nesil genç arkadaşlarla dan beslenmek olarak da görüyorum, yani kendi profesyonel kariyerim adına. Frankfurt School Blockchain Center'da da ben aslında DLT Talents kadınlara yönelik bir grupta blockchain'in onboarding aslında öğretildiği ve deneyimlendiği böyle güzel bir proje var. Eğitim projesi, bir mentorluk projesi. Orada mentorluk yapıyorum. Yani onun üçüncü dönemini tamamladım şu anda. Ve Sisters Lab de var onun dışında. Sisters Lab STEM alanında aslında toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttırmak. İşte eğitimler yoluyla hem genç kızların hem de kadınların güçlenmesini sağlamak amacıyla yine kadınlar tarafından kurulan bir sivil toplum kuruluşu. Women in Tech Akademi'de 3 ay süren yazılım ve donanım eğitimleri veriyorlar. Sonrasında staj ve iş imkanı sağlıyorlar. Benim şu anda mentorluk yaptığım proje özellikle deprem bölgesindeki yaşayan ve depremden etkilenen genç arkadaşlarımızın tekrar iş gücüne kazandırılması ile ilgili bir proje. Biz daha çok soft skill'ler tarafında aslında CV nasıl yazılır, mülakat teknikleri nasıl yapılır, iş nasıl aranır hem lokal hem global düzeyde. Mentilerimizin hemen hepsi zaten Türkiye'de yaşıyorlar, farklı şehirlerde ve kafalarına takılan soruları ve onlarla beraber bir yol arkadaşlığı yapıyoruz bu noktada. Yaklaşık bir 6-8 seans gidiyoruz. Yani harika bir şekilde benim mentim şu anda iş buldu ve yani o iş sürecinde aslında, çünkü ilk iş deneyimi ve orada neler yapabilir, özgüvenini nasıl yükseltebiliriz bu arkadaşların. Hep bunlara kafa yoruyoruz var olan mentor grubumuzla beraber. Sektörde tecrübeli ile yazılım şirketlerinde ya da yazılımcı olmalarına gerek yok mentorların. Aslında yani gönüllü olarak yapılan bir iş ve kesinlikle kazan kazan olduğunu düşünüyorum belli bir noktadan sonra. Ve o bölgeden ve yani deprem sonrası aslında var olan hikayelerini değiştirebilir herkes. Artık kazanma durumuna geçebilir ve yani ivme farklı bir yere gidebilir insan hayatında. Şans her zaman insanın yüzünü tekrar tekrar gülebilir. Ve bu noktada yani gördüğüm kadarıyla çok azimliler, çalışmaya çok ihtiyaçları var ve çalışıyorlar da gerçekten. Şirketlerin, hem Türkiye'deki şirketlerin hem de global şirketlerin, yani bu tarafta farklı iş ilanları oluyor. Belki bizi dinleyen şirketler varsa sadece bu bölgeye yönelik ve yazılım sektöründe
aslında. Yani database management olabilir, database tarafında uzman, özellikle yazılım tarafında uzman ya da yeni başlayan genç arkadaşlara fırsat vermek isteyen şirketler varsa Sisters Lab'la iletişime geçebilirler. Onların da işbirliği yaptıkları bayağı büyük şirketler var Türkiye'de zaten. Öncelik olarak o bu mentilere ve o kendi veri tabanlarındaki kişilere açıyorlar aslında bu yeni işleri, yeni iş fırsatlarını ve ondan sonrasında da işte mülakatlar başlıyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra bitiren, eğitimleri bitirdikten sonra gerçekten işe başlayanların oranı da sürekli yükseliyor. Bu tarafta Türkiye'de bir ihtiyaç olduğunu görüyorum ve yani global tarafta çok artık son dönemde de işte üçüncü dalgalarla gelen profesyonellerimiz var. Ülkemizi yalnız bırakmayalım yani. Buradan da yapılabilecek çok şey olduğunu görüyorum ve yapmak için de aslında enerjisi olan birçok insan olduğunu da biliyorum. Ve zamanında buna ayırmak isteyen. Sisters Lab bunun için önerebileceğim kurumlardan bir tanesi. O yüzden senin aracılığına da paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir proje ve senin de dediğin gibi üçüncü dalga göç ve buradaki yeni nesil diyebiliriz belki de. Türkiye tarafına eminim ki çok büyük katkılar sağlıyorlar. Benim gözlemlediğim çok fazla insan var ve bu tarz mentörlükler de çok çok önemli. Herkes katılabiliyor mu bu arada? Biz de katılabiliyor muyuz? Destek olabiliyor muyuz? Ya evet, Sisters Lab'le iletişime geçip katılabilirsiniz. Zaten onlar da şeye göre mentor ve mentee ayrımını yapıyorlar. Çok da iyi hazırlanmış ve kurgulanmış bir proje olduğunu söyleyebilirim. Başında psikolog arkadaşlar da var ve sizi aslında mentilerle nasıl iletişime geçmeniz gerektiğini, hangi kelimeleri nasıl kullanmanız gerektiğini, bir mentor olarak durmanız gereken ya da durmamanız gereken ya da uyarılması gereken yerleri çok güzel anlattıkları, hem dokümantasyon olarak hem de yani birebir yüz yüze toplantılarla oldukça disiplinli bir çalışma yöntemleri var. Herkes başvurabilir o anlamda. Tamam. Peki sonda her konuğum bir kitap önerisinde bulunuyor. Belki sen de bir kitap önerisinde bulunursun. Senin yazdığın da bir kitap var tabii ki. Onun linkini de paylaşalım. Hangi kitabı önerirsin bize? Ya bu soruyu sorduğunda ben de şöyle bir baktım ve geçen sene okuduğum bir kitap var. Influencer adı. The New Science of Leading Change diye. Yaklaşık 5 tane yazarın yazdığı bir kitap. Bu Joseph Grenier, Kerry Patterson, David Maxwell, Ron Macmillan, Al Switzer gibi. Şöyle ki sosyal medya influencerlarından bahsetmiyoruz burada aslında. Influencer böyle San Francisco'dan Tayland'a, Tayland'dan Güney Afrika'ya uzanan çok ilginç bir yolculuğa çıkaran bir kitap. Burada görünüşte önemsiz olan insanların başkalarının aslında imkansız olduğunu düşündüğü sorunları çözmede nasıl ilginç gelişmeler kaydettiğini anlattığı ilginç bir kitap gerçekten. Ve bazen bilgi insanın her zamanda değişimini ve dönüşümünü ve sürdürülebilirliğini bazı projelerin sekteye uğratabiliyor. Ve yeni bilgilere, yeni deneyimlere ve yenilenmeye, o değişime ve dönüşme ihtiyacımız olabiliyor. O yüzden de bu anlamda üretkenlik, kalite ve müşteri hizmeti sağlayan temel davranışları aslında değiştirmenin ilginç yollarını keşfedebileceğiniz bir kitap. Burada şunu da söyleyeyim hemen. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım Margit Hakax aslında tavsiye etmişti bu kitabı. Onun da Change Matters diye bir kitabı var. Ve ücretsiz online atölyeler de düzenliyor. Margit'in LinkedIn profilini de koyabiliriz. Çünkü artık sanıyorum ki sadece kitapları okumak değil, kitaplar hakkında konuşmak, kitapları özümsemek, kitaplarla ilgili ya da farklı yayınları hep beraber görülebileceği böyle kulüpler, kitap kulüplerine de ihtiyaç oluyor. Dünya Trendleri Kitap Kulübü de neden olmasın diyorum. Evet. Yani aslında bununla ilgili birkaç kere bana öneri geldi, yapalım yapalım diye. Hatta sinema kulübü de geldi. Belki bir sinema kulübüyle başlayacağız, sonra kitap da arkasından gelir. Güzel oldu gerçekten bu öneri bizim için. Artık harekete geçme zamanı geldi diye düşünüyorum Anıl. Seninle birlikte teşekkür ederim. Ya rica ederim. Çok güzel sorular ve bu keyifli aslında söyleşi için. Çok sağ ol. Tekrar buluşmak üzere. Yakın zamanda da bir etkinlikte buluşacağız zaten. Fiziksel olarak da görüşeceğiz. Ama güzel bir yayın oldu. Umarım güzel geri dönüşler alırız. Senin bütün bilgilerini podcast'in açıklama kısmına koyacağım. Oradan herkes sana ulaşabilir. Tekrar buluşmak üzere. Okey, görüşmek üzere herkese. Hoşçakalın. Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Akın Arslan, Ahmet Uçar, Serdar Sungur, Recep Topçu ve Nilay Atalay'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon'a ait bağlantıyı bulma şansını yakalayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com
Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info@dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.